Merhaba Oktay abicim. Teşekkürler. Selamlar. Biraz daha bekleyeceğim. Heyecanlandım. Bugün Dünya Dans Günümüz. Bizi kutlamak için farklı şehirlerden bağlantılar yapmak ve paylaşmak istedim. Onun için 12 kişiyle buluşma ayarladım. Bir aksilik olmazsa herkesle konuşacağız, buluşacağız. Güzel mesajlarımızı ileteceğiz birbirimize. Şimdi önden şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Dünya Dans Günü 1982 yılından beri kutlanıyor tüm dünyada. Modern balenin kurucularından Jean-Georges Nover'in doğum günü vesilesiyle kutlanmaya başlandı 1982'den beri. Ve her sene Dünya Dans Günü bildirgesi yayınlanıyor farklı sanatçılardan. Bu sene de şimdi o bildirgeyi okuyacağım size. Güney Afrika'dan bir sanatçıyla buluştuk diyeyim. Onun mesajını ileteceğim şimdi size. Çok çok hoş bir mesaj. Bir saniye ayarlıyorum. Kendisi Gregory Vuyani Mokuama. Güney Afrika'dan dansçı, oyuncu, koreograf ve eğitimci. Şöyle başlıyor. Geçenlerde yaptığım bir röportaj sırasında dansın benim için ne anlama geldiği hakkında çok derin düşünmem gerekti. Cevabımda yolculuğuma bakmak zorunda kaldım ve fark ettim ki dans tamamen bir amaç içindi. Her gün yüzleşilmesi gereken yeni bir meydan okumayı dans yoluyla anlatmaya odaklanıyor ve dünyanın anlamını bulmaya çalışıyordum. İnanılmaz trajedilerin yaşandığı bu dönemi insanlık dışı bir çağ olarak tanımlayabilirim. Her zamankinden daha fazla amacımız için dans etmeliyiz ki insanlığın hala var olduğu anlaşılsın. Amaç ve empatinin yıllarca ve yıllarca inkar edilemez sanal manzaraya, üzüntüyü fetheden evrensel kederin katarsisine, ölüm ve yoksulluk ile karşı karşıya kalan, yaşama nüfuz etmeye devam eden, yüzleştiğimiz sert gerçeklere hakim olması gerekir. Dansımızla dünya liderlerine insani koşulları korumak ve iyileştirmekle görevli olanlara her zamankinden daha güçlü bir sinyal vermeli ve amacımız dünyayı her seferinde bir adım daha değiştirmeye gayret etmeli. Dans özgürlüktür ve bizim bulunduğumuz bu özgürlükle başkalarının da dünyasının farklı köşelerinde karşılaştıkları tuzaklardan kurtarmalıyız. Dans siyasi değildir ama öyle bir hal alır. Çünkü dokusunda insani bir bağ ve iletişim taşıyor ve bu nedenle insanlık onurunu yeniden kazanma çabasındaki koşulları onarmalıdır. Vücudumuzla dans ederken uzayda yuvarlanarak ve birlikte dolaşarak, kalplere ve ruhlara dokunarak umutsuzca ihtiyaç duyulan şifayı sağlamalıyız. Ve amaç tek hidra başlığı, yenilmez ve bölünmez bir dans olur. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey biraz daha dans etmek. Diyor bu seneki mesajında Güney Afrikalı Gregory Vuyani Mokuama. Şimdi arkadaşlar, birkaç gün önce çok rica etmiştim sevgili Meriç Sümen'den. Bizim için bir video gönderir misiniz hocam dedim. O da tüm zarafetiyle bizim için bir video gönderdi. Ben onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir saniye, bir perde çekmiş olayım. Çünkü sanıyorum şöyle başarabileceğim. Evet. Günaydın. Hepinize merhabalar. Bugün Dünya Dans Günümüz. Bundan evvel defalarca sahnelerimize kutlamıştık. Ama bu sefer telefonla birbirimize ulaşabiliyoruz. Bu da bir değişiklik oldu diyelim. Her şeyden evvel sıhhat en önemli şey. Biliyorsunuz ki bizim mesleğimiz devamlı çalışmayla ilerleyen bir meslek.
Biliyorum çok zor durumlarda çalışıyorsunuz. Fakat takip ediyorum. Hakikaten kutluyorum sizi. Çünkü bizim mesleğimiz diğer insanlara, diğer mesleklere benzemez. Siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. Onun için ne kadar zor olsa da bir şey yapmak harika bir şey. İnşallah en yakın zamanda sahnelerinize döneceksiniz, çalışmalarınıza kavuşacaksınız. Çünkü mesleğiniz çok güzel. Ona yaptığınız fedakarlıklar inanın ki ileriki senelerde çok çok daha iyi anlayacaksınız. Değer, çok çok güzel bir meslek. Ben hala gözlerim yaşarır kendi mesleğim için düşündüğüm zaman, sizleri izlerken, kendi oynadığım eserleri izlerken bir tuhaf olur. Sonra ayrıca mesleğimizin en güzel tarafı bize hayatta dik durmayı öğretiyor. Çünkü bize zaten 8 yaşında iki ayağınız üzerinde duracaksınız ama biz yokuz yanınızda dediler. Neydi bu? Sahneydi. Hayat da bir sahne. Size çok güzel günler de getiren hayatınız olacak. Ama kötü günleriniz de olacak. O kötü günlerinizde sizi düşüp de ayağa kaldıran nedir biliyorsunuz? Mesleğiniz. Çünkü meslekte zaten biz bunları öğreniyoruz. Disiplini öğreniyoruz. Kendimize özgüveni öğreniyoruz. Kötü yaptığımızı, iyi yaptığımızı biliyoruz. Hatalarımızı biliyoruz. Bu inanın kendi özel hayatımıza da geçiyor. Bu bakımdan sizlerle her zaman için beraber olmak bana büyük bir zevk veriyor. Hepinizi çok özledim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Öpüyorum. Tekrar Dünya Dans Günü'nüzü kutluyorum. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar, Meriç Sümen'den Dünya Dans Günümüz için rica ettiğim mesajımızı paylaştım sizlerle. Bir saniye izin verirseniz son ayarlamaları yapıp farklı şehirlerden bağlantılarla bugünümüzü paylaşmaya devam edeceğim. Evet. Başardım galiba. Heyecanlı oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Kapattım. Ben aslında tüm arkadaşlarıma ve öğretmenlerime 2.30'da başlayacağız dedim ama 2.30'dan önce başladım ki hem bu bildirgeyi sizinle paylaşayım hem sevgili Meriç Sümen'in mesajını sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi... Yani bir sıralama yaptım ben bugün için aslında. Hoppa, pardon. Ama hani tabii ki o sıralamaya uymak zorunda değiliz. Yani hani kim o sırada varsa ve konuşmak isterse listedeki öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan o şekilde de bağlanabiliriz. Çünkü değişik bir şey deniyorum ben de şu anda, daha önce yapmadığım bir şey. Bekleyeceğim bir 5 dakika daha. O sırada sorunuz varsa yanıtlamaya çalışırım. Şunu açayım. Çok teşekkürler güzel mesajlarınız için. Evet, yani 1982 yılından beri kutluyoruz. Bu kutlamalar çerçevesinde tabii daha aktif kutlamalarımız oluyor. Biz aslında İstanbul Devlet Opera Balesi olarak 3 gün boyunca Dünya Dans Günümüzü kutluyor oluyorduk bu süreçte. Teşekkürler. Murat abicim, İzmir Bale'nin hesabından mı bağlanalım sizinle? Yoksa sizin kendi Murat Akoğlu hesabınızdan mı bağlanalım? Biraz sonra, daha sonra. Çok teşekkürler herkese. Anneciğim de gelmiş. Okay. Evet, dediğim gibi Modern Dans İstanbul, konservatuarlar, İstanbul Balemiz olarak 3 güne bölüyorduk gösterileri Dünya Dans Günü kapsamında olan. Şimdi bu süreçte beraber paylaşımlarımızı bir şekilde internet üzerinden yapıyoruz. Tamam abicim, aldım mesajınızı. Çok çok teşekkürler.
Şimdi 2:30'da bağlanmayı düşündüğüm bir öğretmenimle başlamak istiyorum ilk olarak. Sonra da yavaş yavaş devam edeceğim. Farklı şehirlerdeki arkadaşlarımla temsili birer kişiyle yapmak zorunda kaldım. Takdir edersiniz ki o kadar çok arkadaşım var ki bale sanatına, dans sanatına gönül vermiş. Bu arada modern dans Ankara ve İstanbul kurucusu sevgili Beyhan Murphy de söylemeden geçemem. Kendisinin programı uygun olmadığı için katılmayacak bugün. Ama yani gerçekten hepimiz adına sonsuz ona da teşekkürlerimizi iletmeden olmaz. Ve tüm modern dans arkadaşlarıma da MDT İstanbul ve MDT Ankara'ya da çok sevgiler. Sizlerle de önümüzdeki haftalarda farklı düşüncelerim var. Umarım bir araya gelebiliriz. Ama hani bugün için sadece 6 şehirdeki arkadaşlarımla temsili olarak buluşup mesajları paylaşmak istedim. İşte böyle. Bakalım 2-3 dakika sonra sanıyorum ilk bağlantımızın da ismini söylemek istemiyorum. Birazcık da sürpriz olsun istiyorum. Çok çok teşekkürler. Tüm dans sanatına, bale sanatına gönül vermiş, senelerce emek vermiş tüm dostlarıma çok sevgiler. Yani gerçekten bale sanatı belki küçük bir ekibiz ama gerçekten büyük bir aileyiz. Beraber paylaştıkça da önemimiz ve değerimiz çok çok daha yükseliyor. Her zaman için. Ortak yapılan çalışmalar, çok özlediğimiz çalışmalar. Umarım bu süreç bittikten sonra da hep beraber güzel projelere de buluşabiliriz. Umuyorum ki. Son 2 dakika var. Bakalım bağlantı sağlayabilecek miyim? Çok heyecanlandım şimdi. Heyecanlı bir gün gerçekten arkadaşlar. Evet. Şimdi eğer sorunuz varsa herkese selamlar, teşekkürler arkadaşlar. Yani bir sürçülisan edersem ola ki şimdiden söyleyeyim, affınıza sığınırım. Çünkü ben bir bale sanatçısıyım ve sahnede konuşuyorum aslında. Bizleri biliyorsunuz, bizler çok fazla konuşmayı da sevmeyiz demeyeyim de hani zorlanırız yani konuşmakta. Onun için bu tarz şeyler benim için de çok yeni ama bir ay olmuş. Bugün 45. gün ve 40. dersimi yaptım bugün için ve devam edeceğim her gün çalışmalara. Çalışmaları arkadaşlar ve bu tarz konuşmaları ve buluşmaları YouTube'a yüklüyorum. Oradan da hem hatıra olsun bize bir şekilde aslında bu karantina günlerinde bir nevi günlük olmuş oldu. Yani hiç planlamıyordum. Bir anda gelişti. Süreç beni bu şekilde yönlendirdi. Ben de akışına bıraktım. İşte bar oldu, muşamba oldu, derslere devam, çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı, paylaşımlara devam. Aklıma fikirler geldikçe paylaşıyorum. Mümkün olduğunca herkesi buluşturmaya çalışıyorum. İşte böyle. Bakalım ilk bağlantı kurmak istediğim öğretmenim gelecek mi? bir bakıyorum ben kendisine burada mı diye. Sanıyorum henüz gelmemiş. Herkese merhaba tekrardan. Şöyle bir şey yapacağım. Bekliyorum birazcık daha. Eğer bağlanamazsak hemen şu anda var olan İlk Ekodal Dans Akademi güzel olurdu. İleride. Melih'ciğim hep beraber olsun. İnşallah. Teşekkür ederim canım benim güzel yorumlarına. Arkadaşlar şu anda henüz herkese selamlar. Peki o zaman bir diğer sürprizle buluşmak için bağlantı kuruyorum. Hocam,
buluşacağım çünkü şu anda bağlantı sağlayamadım Merhaba Volkan'cığım. Merhaba İlkeciğim. Selam, merhabalar. Ne güzel nasılsınız? Oldu. Sen de bugün çok çok teşekkürler. Kabul ettin bizimle olmaya. Çok ne demek sevindim. Ne demek, her zaman kabul etmek ne demek? Gönlüm, kalbim her zaman. Çok teşekkürler. Zaten. Hep beraber gerçekten. Dünya Dans Günümüz kutlu olsun. Hepimizin bu çok, hepimiz için çok özel bir gün. Bizler sahne sanatları emekçileri olarak aslında sahnemizden uzağız ama sağ olasın senin gibi çok kıymetli sanatçıların yaptığı bu paylaşımlar, bu zor günleri geçirmek için verdiğiniz büyük emek de çok takdire şayan. Çok güzel bir şekilde zaten ben de elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. İnşallah sahnemize kavuşacağımız günler çok yakın olacak. Hepimiz tekrar Dünya Dans Günü'nü yine doya doya dans ederek sahnelerde, ışıklar altında kutlayacağız. Umuyorum Volkan'cığım, süpersin. Volkan Ersoy arkadaşlar, genel müdür yardımcımız. Yıllarca bale sanatına Ankara'da baş balet olarak çok güzel eserlerde dans etti. Biz de onunla beraber dans ettik, izledik. Aynen öyle. Birlikte. Gerçekten çok çok güzel zamanlardı. Şimdi de çok güzel şeyler yapıyorsunuz, takip ediyoruz zevkle. Evet. Ve biz en son Üç Silah Şörler Balemizin koreograflarından bir tanesidir. Bir aynen. Diğeri de Armağan Davran'dı. Aynen. Süpersin. Süper oldu. Gerçekten çok çok teşekkürler. Var mı yeni proje? Yani projesiz biliyorsun. Durulmaz. Proje tabii ki de var. Üretmek, özellikle bugünlerde üretmek daha farklı oluyor. Karantina günlerinin verdiği daha farklı bir şey var insanın içinde. Beklenti daha böyle parlak oluyor. İnsan içi içine sığmıyor gibi bir durum söz konusu. Tabii ki de Armağan'la bugüne kadar herhalde 13-14 tane böyle büyük prodüksiyon yaptık. O da sağ olsun bütün Türkiye'deki tüm illerde sevgili bale sanatçılarımızın bedenlerinde sahnede seyirciyle buluştu. Bu işe olan aşk, biliyorsun bu bir aşk. Büyük bir aşk. Dans etmek, bale, bunlar aşk olmadan, sevgi olmadan yapılamayacak şeyler gibi gözükmüyor. Çünkü hepsine çok büyük bir emek, ter, gözyaşı, acı, yani zerafetin yanı sıra biliyorsun ki dünyadaki en zor mesleklerden biri bu yapmaya çalıştığımız sanat dalı. Yaratıcılık kısmında da biz büyüklerimizden gördüğümüz, aldığımız bayrak yarışını bir sonraki nesile aktarmaya çalışıyoruz. Nice kıymetli Türk balesine büyük emek vermiş değerli büyüklerimiz, abilerimizin getirdiği bu yolda Devlet Opera Balesi'nde bu çıtayı biraz daha yükseğe çıkartmak, gelecek nesildeki kıymetli sanatçı arkadaşlarımıza bu emaneti teslim etmek için üretmeye, yapmaya devam edeceğiz. Bence daha nice çok kıymetli koreograf, nice çalıştırıcı ve çok parlak dansçı, sanatçı arkadaşlarımız olacaktır. Türkiye'de bu sanat dalı bence gün geçtikçe, seneler geçtikçe çok daha kaliteli, çok daha dünyada, uluslararası çapta çok önemli işleri imza atacak pozisyona geliyor. Hatta daha da geçecek gibi gözüküyor inşallah. İnşallah. Umuyoruz. Çok güzel. Çalışmalara devam. Moraller yüksek. Üretmeye kesinlikle devam. Kesinlikle. Evet, beraber oldukça gerçekten çok çok daha kıymetli her zaman için. Çok teşekkürler Volkan'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Size, senin aracılığında herkese çok sevgilerimi iletiyorum. Herkes kendini hala sağlıkla kalsınlar herkes. Kendilerine çok dikkat etsinler. Elbet çok yakın zamanda buluşacağımıza inanıyorum. Herkese çok sevgilerimi harika yolluyorum. Çok sevgiler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bay bay. Evet arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Şimdi bir diğer sürpriz öğretmenlerimden. Bağlantı kurmak için pardon göndereceğim. Çok sevgiler arkadaşlar, güzel mesajlarınız için. Hocam, evet. Dadam ve Mehmet Balkan, hocam çok teşekkürler. Canım. Sizi görmek ne güzel.
Sağ olasın nazik davetin için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Belki benim için de bir ilk bu. Böyle Instagram vasıtasıyla birçok kişiye ulaşabilme şansını yakaladığım için son derece mutluyum. Çok teşekkür ediyorum İlkeciğim. Çok güzel hocam sizi görmek. Dünya Dans Günümüz kutlu olsun. Ben de senin ve dansa gönül vermiş herkesin Dünya Dans Günü kutluyorum. Evdeyiz. O klişe bir laf oldu ama yapılacak bir şey yok şu anda. Belki de bu ihtiyar dünyayı çok yorduk hep birlikte. Bizim de bir dinlenip bir önümüze arkamıza bakıp her şeyi bir süzgeçten geçirip yeni bir başlangıca adım atmamız için iyi bir fırsat oldu diye düşünüyorum. Ben de buradan bütün dostlara dediğim gibi dansın her türüne gönül vermiş herkesin Dünya Dans Günü'nü kutluyorum. İnşallah en kısa sürede tekrar sahnelerde birlikte çalışabilme imkanını yakalarız. Umuyoruz hocam. Var mı yeni proje aklınızda? Siz de durmazsınız. Evet. Şimdi sevgili Volkan'ın konuşmalarını dinledim. Gerçekten çok güzel mesajlar verdi. Çok güzel şeyler anlattı. Onları birebir tekrarlamaktansa başka bir şeyler söylemeyi tercih ediyorum. Ya projesiz durulmuyor tabii. Yani öyle bir çarkın içerisindeydik ki bir şehirden öbür şehire, bir ülkeden öbür ülkeye koşuyorduk. Fazla ince eleyip sık dokumaya fırsat da bulamamışız zaman zaman. O yüzden diyorum ya, şöyle geleceğe bakıp orada mutlu olacağımız birçok şey var. Ama kendimizi de eleştireceğimiz birçok şey var. Bu mecburi dinlenme sürecinde daha böyle derinlemesine düşünebileceğin, okuyabileceğin, değişik müzikleri değerlendirebileceğin bir süreci ben kendi adıma yakaladım diye düşünüyorum. Okuyorum, dinliyorum. Yapmak isteyip de yapamadığım bir sürü şey varmış meğersem. Onları inşallah önümüzdeki sezon ve sezonlarda hayata geçirmeyi düşünüyorum. Umarım ben de orada olurum. Canım benim. Seninle çalışmak... Hepimiz oluruz da umarım ben de olabilirim hocam. Canım, sizinle çalışmayı çok seviyorum, bilirsiniz. Ben de öyle. Çok özledim gerçekten. Ben de gerçekten İlkeciğim. Yani herhalde dünyanın en zor sanatlarından bir tanesini yapıyoruz. Bunu da evde kendimizi kondisyonda tutmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha gördük. Umarım bir an önce stüdyoya döneriz. Ondan sonraki adımımızda sahneler olur. Ve ne kadar değerli, ne kadar özel bir şey özür dilerim yaptığımızın biraz daha farkında olduğumuzu düşünüyorum. Yeni bir proje üzerine çalışıyorum. Böyle yaşlılar derlerdi ki ya ben bir kitap yazacağım falan. Ben de kendi kendime derdim ki ne kadar saçma bir düşünce. Kitap yazmak sana mı kalmış? Balenin adı var diye şimdiden karalamaya başladığım bir şeyler var. Bunun içinde yalnız Türk balesi değil. Benim dünyada çalıştığım dansçılar, koreograflar, dans ettiğim yıllar. Onları bir anekdot gibi toparlamaya çalışıyorum. İşte bir de ya uzun zamandır yeni bir bale yapmadım gerçeği söylemek gerekirse. Hep tekrarlıyoruz yapılan işleri. Böyle heyecan duyduğum, beni gerçekten çok mutlu edeceğini düşündüğüm bir proje üzerinde de çalışmaya başladım. Bir 15 gün oluyor. Bakalım kısmet inşallah hep bir araya geliriz. Tekrar o eski günlerdeki olduğu gibi ter dökerek en iyi şekilde seyirciyle buluşuruz. Umarım Mehmet abicim. Çok güzel canım oldu. Canım. Çok çok teşekkürler. Ben sana teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için. Ne demek? Bu vesileyle de bir kez daha dansa gönül vermiş herkesin buradan Dünya Dans Günü kutluyorum. İyi çok ki var. Hoşçakalın Mehmet abicim. Sağ olun. Sağ olun canım. Bay bay. Arkadaşlar Mehmet abimizden sonra şimdi bir diğer arkadaşımı bakıyorum. Evet bakacağım. Evet buldum.
çok ara vermeden bağlanmaya çalışıyorum çünkü çok... Evet Ayşe'cim. Ay İlke'cim ya, ne kadar güzel yaptın ya, bizi buluşturdun. Canım benim, çok teşekkürler. Çok güzel oldu. Ay seni gerçekten görmeyeli yıllar olmuştu böyle yüz yüze ya. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler canım benim. Sen de arkadaşlar, Ayşe Fidanlık da yıllarca hem yurt içinde hem yurt dışında Türkiye'yi çok başarılarla temsil etmiş. Şu anda da Antalya Devlet Opera Balemizin baş koreografı olarak burada bizimle temsilen. Ben dansen temsil. Aynen öyle. Dans günümüz, dünya dans günümüz, bale günümüz kutlu olsun İlke'cim. Ben artık edemesem de. Ay sizi bazen çok kıskanıyorum. Özlüyorsun değil mi? Evet yok, eminim. Eminim. Biliyorum. Yani... Olsun ama bir şekilde yine de o puzzle'ın içinde bir ucundan tutuyor olmamız hani bizi yine de canlı kılıyor. Ne de olsa bu bizim için bir nefes yani bale. En iyi yaptığımız şey yani en çok bildiğimiz şey hani başka ne yaparsın desen hiçbir şeyde o kadar bilgili ya da fikrimi rahat söyleyemem ama hani az da olsa bu konuda yılların getirdiği emekle, tecrübeyle hani birilerine yardımcı olmak. Ben de kalbimde işte onu bir şekilde faal olmasa da devam ettirmek güzel bir şey. Tabii. Tüm hani, birikimini biraz paylaşıyorsun. Evet, tüm birikimini, sadece birikimin deneyimini paylaşıyorsun. En özel şeylerden biri yani Ayşe'cim gerçekten. Evet. Evet. Tabii şimdi herhalde hayatımızdaki ilk böyle garip Dünya Dans Günü'nü kutluyoruz. Her ne kadar Dünya Dans Günü sembolik bir gün olsa da, bize her gün Dünya Dans Günü olsa da. Hayır, bu biraz buruk. Biraz evvel Mehmet abinin de söylediği gibi çok güzel bir cümle etti. Dünyayı çok yormuşuz. Çok güzel bir cümle gerçekten. Evet, yormuşuz herhalde. O da bize birazcık oturun dedi. Tabii bizim için oturmak çok zor ama bazen şartlara uyum sağlamak zorundayız. İnanıyorum ki daha iyi, hani iyi de göreceli ama bir şekilde bir şey uğruna, bir misyon uğruna biz bu süreci geçireceğiz. Ve daha güçlü, ki hani bizler asker gibiyizdir. 11 yaşından itibaren asker disipliniyle aynen öyle düşe kalka yorulduğumuz için hani biz bu zamanları bir şekilde dişimizi sıkıp geçireceğiz ve çok daha iyi bir, güzel, göreceli, bilmiyorum ama özel bir zaman için herhalde bunları yaşayacağız diye umut etmek istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten zor bir süreç yaşıyor tüm dünya. Hayırlısı olsun inşallah. Olacak, güzel olacak. Buradan çıkacağız yine hep beraber güzel stüdyolarımızda, sahnelerimizde. Normalde şu anda salonda ya da akşam temsilimiz vardı ve işte bale dersine gitmek üzere evde son dakikalarımızdı. Tabii. İlk defa böyle. Ayşe'cim siz de kamelyalı kadın yapıyordunuz değil mi galiba? Bizim bayağı trajik oldu yani, dramatik bir şey yaşadık. 12 Mart'ta birinci genel provamızı yaptık. Ki o gün bile hani... Aldığım duyumlar, bazı şeylerin, hatta birçok şeyin premieri ki 14 Mart'taydı, cumartesi gecesiydi. İptal edilebilme ihtimali %50 o genel provayı yaptık. Ki dansçılara söylemedik çünkü moralleri bozulmasın diye. Ve gecesinde maalesef iptal edildi her şey. 13 Mart günü ikinci genel provamızı yapamadık. 14 Mart premierimizi yapamadık. Çok garipti. Ve bir anda böyle 14 Mart'ta evdeyiz. Saate bakıyorum. Bale dersi başladı şimdi. Saate bakıyorum. Perde açılmak üzere. Ama evdeyiz. Ama çok çıktı eser. Evet, eser çıktı. Hazır bir eser. Yani bu süreç bittikten sonra hani hemen prova evet, yapıp direkt sahneye. Aynen öyle. Aynen öyle. Hazır, paketlenmiş. Bir eserimiz var şu çok an. Güzel. Sadece hayat normale dönsün, biz hayata devam edelim, bekliyoruz yani. Evet canım, umarım en kısa zamanda sağlıkla çıkalım. Antalya'ya çok sevgiler, tüm arkadaşlarıma, Antalya Balesi'ndeki herkese çok sevgiler. Antalya'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya sevgiler.
Dünya Dans Günümüz, dansa aşık herkesin günü kutlu olsun. Çok teşekkürler Ayşe'cim. Öpüyorum. Çok iyi bak kendine. Hoşça kal İlke'cim. Sen de. Teşekkür ederim. Bye bye. Arkadaşlar, devam ediyorum hemen. Ay çok zevkli oldu herkesi görmek gerçekten. Evet abicim, şimdi şöyle bir Türkiye turundayız. Şu anda İzmir'e geldik. Merhaba Murat abicim, nasılsınız? İyiyim İlke'cim, seni gördüm daha iyi oldum. Canım çok teşekkürler. Çok özlemişim seni. Senelerce İstanbul Balesi'nde dans etmiş, aynı sahneyi paylaştı. Aynen, aynen. Aynı zamanda şu anda da İzmir Balesi'nin baş koreografı bizlerle. Nasıl gidiyor çalışmalar? Durum ne yapıyorsunuz? Vallahi hepimiz evdeyiz tabii. Ama evet, bu dönemde çok kitap okuyorum yani. Çok kitap okuyorum. Bu aynen, güzel oldu bizim için. Mehmet abinin dediği gibi birazcık düşünmek lazım galiba. Dünya için de, bizim için de. Yani şanslı bir sitede yaşıyorum. Yürüyüş yapabiliyoruz. Güzel yeşillik, teras var. Ama dünya şanssız şu anda. Ona üzülüyorum. Hani hepimiz mesleğimizle ilgili üzüntü yaşıyoruz. Ama insanlar ölüyor bu arada. Biz tabii ayakta kalacağız. Sonuçta bu iş devam edecek. Bugün bizim Mehmet Malkan'ın Bahala Turka Dansın Rengi yeni sahnemizde, Bornova sahnemizde tekrar premierini yapacaktık. Bugün müydü? Evet, bugündü, evet. Yani çok zor benim için. Evet, kesinlikle. Yani şimdi Ayşe de söyledi, onlar da premier yaptılar. Aynen, herkesin aynen. Tadı damak. Ama güzel şeylerden bahsedelim. Senin ilk opera dans ettiğin zamanı hatırlıyorum. Sen konservatuardan küçücük bir kızken Clara oynamıştın. Evet. Hatırlıyorum o günleri. Kaç senesiydi bilmiyorum yılı ama. 92. 92 değil mi? Yani biz ağır abiler o zamanlar. Yani muhteşemdi. Sonra en son ben senden sahneye çıktım. Bayader'deydik. Galiba 2008. Evet, 2008 Atatürk Kültür evet. Merkezi. Aynen. Kapanış zamanıydı. Evet, aynen. Evet. Son yılımızdı. Zaten o senede ben de bıraktım. Yani inşallah devam edeceğiz. Bırakmayacağız tabii. Senin yaptığın işler çok güzel. Bu internetten neler gördük ya. Biz ilk baleye başladığımızda tahta zemine dans ediyorduk. Video kasetler bulursak seyredebiliyorduk baleyi. Şu anda internetten bale dersi veriyorsun. İnternetten dünyanın birçok topluluklarının temsillerini seyredebiliyoruz. Yani herkes için bir yenilenme oldu bence bu. Aşacağız yani. Biz İzmir Balesi çok güçlü bir topluluğuz. Türkiye'nin en iyi koreografları bizim kadromuzda. Mehmet Balkan, Uğur Seyrek. Çok değerli öğretmenlerimiz var. Kıvanç Ekin var. Burcu Boravalı var. Sizden kaptığımız. Cüneyt evet. Şekercioğlu var. Barış Erhan var. Evet. Yeni hocalarımız Aslı Çilek var. Aslı Ayhan var. Ben varım. Yani güçlü bir grubuz. Dansçılar birbirinden yetenekli. Dansçılarımız çok iyi. Türkiye'nin en kalabalık erkek topluluğu. 22 dansçımız var. Evet. 22 erkek dansçımız var. Bu sene 42 temsil yapıyorduk. Bunu bitiremedik bu sene. Buna çok üzülüyorum ben. Yani çok güzel yabancı bir koreografımız var. Biliyorsun Carlos Villan, Arjantinli. Evet. Yani Carmen planlarımız var. Carmen yaptık. En son Carmen premieri yaptık. Hatta Carmen temsilleri çok da olduğu için sahnemizde çok büyük. Sen gelsen hemen dans edersin. Çok rahat. Çünkü AKM'nin aynı zemini. Aynı boyutları. Çok büyük. Çok büyük bir sahne. Çok büyük bir opera binası. İnşallah devam edeceğiz diyorum. Bu süreç biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Ama Mehmet abinin dediği gibi kendimizi bırakmamamız lazım. Kendimizi yenilememiz lazım. Ve mesleğimizin ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırladık gibi geliyor bana. O bale salonuna her sabah girmek bazılarına zor geliyordu ama şu anda bunun büyük lütuf olduğunu bence herkes anladı. Kesinlikle. Yani ben çok uzun süre dans etmiş biri olarak söylüyorum bunu. Ben hala bale salonuna girdiğim zaman ellerim buz gibi olur. Yani çünkü çok değerli meslek yapıyoruz. Hepimizin Dünya Dans Günü kutlu olsun. İzmir'den çok öpüyorum. Çok sevgiler. Tüm
arkadaşlarıma İzmir Balesi'ne çok çok sevgiler Murat abicim. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Çok öpüyorum. İyi bakın kendinize. Dans ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyorum hemen. Gerçekten paylaşmak çok zevkli. Evet, şimdi Türkiye turumuzda. şimdi tadam. Bağlandık Mersin'den. Özlem Şenormanlılar, canım. İlkeciğim, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Seni de çok iyi gördüm. Çok iyi gördüm ben. Harika bir iş yapıyorsun. İnanılmaz takdir ediyorum. Mükemmel bir iş yaptın. Kucak dolusu öpüyorum seni, canım arkadaşım. Canım, canım benim. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, Özlem Şenormanlılar, Mersin Balemizin senelerce... Kaç sene oldu Özlemciğim ve hala bırakmadın. 27. sezonum bu sezon. Harikasın ve hala yani görüyorum fotoğraflarını, gerçekten müthiş, hepimiz için harika bir örneksin. Bu kadar aşkını ve tutkunu hala sahnede paylaşıyor olman ve kendine bakman, o disiplini hala bizlerle paylaşıyor olman gerçekten harika. Tekrardan kutlarım seni. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Canım benim. Nice seneler. 12 Mart'ta en son Hamlet temsilini yaptık. Biz de o gece haberini aldıktan sonra evlerimizdeyiz. Evlerden herkes kendi adına yarım kalmış işleri, işte ne bileyim, evde bir de evin kendi bir deveranı var. Oğlum mesela Ankara'dan geldi. Şimdi üçümüz, üç kedi, üç insan evde yaşamaya çalışıyoruz. Evet, ama çok özledim. Herkesin Dünya Dans Günü'nü kutluyorum. Dansa gönül vermiş, aşkla amatör olarak, profesyonel olarak sarılmış, kucaklamış herkesin Dünya Dans Günü'nü kutluyorum. Umarım bu zor günler geride kalır ve her şey eskisine döner. Yani en çok arzu ettiğim şey normale dönmemiz. Sağlık içinde inşallah. Her şeyden önemlisi zaten sağlıklı olarak kalmamız. O yüzden de evde kalmamız şu an için en uygunu galiba, değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Sen peki çalışabiliyor musun Özlemciğim bu süreçte? Evet. Ben bir ufak bir talihsizlik yaşadım. Bir 10 gün falan rahatsızlandım. Ama önemli de bir şey değildi. Bir böcek sokmasından kaynaklı bir problemim vardı. Ama ondan sonra çalışmalara başladım. Seni takip ediyorum. Bu arada bütün dünyadaki evde bale dersi veren arkadaşları, sanatçıları takip ediyorum. Kitap okuyoruz. Evet. Hiç fırsat bulamadığım diziler izliyorum falan. Öyle zaman geçirmeye çalışıyoruz. Canım, çok öpüyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum ama hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Dünya Dans Günümüz kutlu olsun. Umarım her şey normalleşir ve rayına oturur. Harika, öpüyorum harika. Çok teşekkür ederim. Zorluyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bağlantı kurmaktan vazgeçmeyeceğim. Teşekkürler. Şimdi Oktay abiyle bağlanmak istiyorum. Ebru'cum tekrar deneyelim mi ya? Sen... kez daha denemek istedim şansımı. Hadi ben de istedim doğrusu. Oldu galiba. Oldu. Süper. Bana da bir tuhaf geliyor şimdi bugün evde oturuyor olmak. Demin Ayşe'nin de söylediği gibi. Biz de bu akşam Ato Kongrezyum'da Kuğgöl'ü oynayacaktık.
Ondan sonra bu Ato Kongresyum Ankara için çok değişik bir şey oldu. Çünkü Ankara biliyorsunuz küçük bir sahnede daha samimi bir ortamda temsil yapmaya alışkınken 3.300 civarı sanırım kişiye temsil yapmaya başladık. Bizim için çok değişik bir tecrübe oldu. Sizler alışkınsınız büyük sahnelere ama biz alışkın değildik. Ve yani yaptığımız bütün temsiller, bütün bale temsilleri hıncan hınç doldu. Tabii bu bizleri çok gururlandırıyor, çok sevindiriyor. Bu akşam da gene Kongresyum'da Kuğ Gölü oynayacaktık. Ama kısmet değilmiş inşallah seneye. Umarım, umarım canım, umarım. Hem de Kuğ Gölü. Ah çok isterdim izleyebilmek sizi de o güzel sahnede. Evet. Biz de istiyorduk ama böyle bir şey oldu. Aslında bu çok umutsuzluğa düşülecek bir şey de değil. Çünkü hani insanlık her zaman bu tarz hastalıklar, işte salgınlar bir şeylerle karşılaşmış. Biz sadece bu tarihte bunun içinden geçen insanlarız. Bize de bunu görmek kısmet oldu. Bunu yaşıyoruz. İlla ki bunlar da atlatılacak ve her şey kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyorum. Çok güzel. Kesinlikle. Ne kadar yine donduk. Ne kadar İlke. Evet, ben de seni duyuyorum. Bu böyle. Ayrıca konuşalım. Hoşça kal. Kolay gelsin. Denemeye devam ediyorum. Umarım sesim geliyordur şu anda. Tabii böyle şeyler olması normal herhalde. Saat 3 oldu. Yaseminciğim çok öperim. Çok sevgiler herkese canım. Evet. Evet. Tamam, şimdi Oktay abiye bağlanıyoruz. Türkiye turumuzda. Merhabalar. Başardık. Bunu da evet. Canım Nasılsın benim. abicim? İyidir, nasıl olsun vallahi. Herkes gibi evden malum. İşte bu durumu da atlatacağız galiba. İnşallah sağlıkla, mutlulukla diyelim. Senin güzel derslerinle, herkes formda kalarak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki tüm dans camiasının, tabii ki özellikle balenin diyelim ama dansı seven, dansla ilgilenen herkesin Dünya Dans Günü'nü kutlamak istiyorum. Ben artık bir emekli dansçı olarak, eğitmen olarak hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah çok güzel olacak her şey. Yani sen emekli olmuş olabilirsin Oktay abicim. Ama Türk Balesi için verdiğin sizin sahne performanslarınız, çalışma disiplinleriniz, bizlere öğrettiğiniz davranış biçiminden tutun, insani değerlerden tutun, mesleğe karşı olan saygımızdan tutun. Yani sizlerden çok şey öğrendik. Emekli olmuş olmanız bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Bizim için hala Oktay Kerestecisiniz ve sizi hala ilk izlediğimde Don Quixote'da izlemiştim Oktay abicim sizi ilk. Oradaki halinizle ve bizimle paylaştığınız tüm değerli bilgilerinizle her zaman hatırlıyoruz. Yani bu gerçekten çok kıymetlisiniz bizler için. Ne kadar Teşekkür. mutlu, ne kadar şanslıyız sizler gibi öğretmenlerle, dansçılarla çalışabildiğimiz ve buluşabildiğimiz için. Çok çok kıymetlisiniz gerçekten. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de seni ilk hangi eserde Pas de Truva yapıyordunuz? Sen galiba Selim mi neydi? Deniz. Evet. Okul yıllarınızdı. Ve baktığımda ay diyordum bu kız olacak mı acaba?
Ondan sonra şu anda karşımda muhteşem bir dansçı. Güzel sahne temsiller yapan, çok başarılı bir dansçı görüyorum. O dönem ben de gençtim, belki de fark etmiyordum, anlamıyordum diyebilirim. Sonra daha iyi seçici olmaya başlıyor insan belki de. Çok güzel bir program yaptın. Özellikle bugün tüm camianın sevdiği insanları tekrar buluşturdun. O yüzden çok mutluyum ben de. Ama dediğim gibi benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ben bir eğitim yapıyordum. Seyrettiğim, ben koreograflar, Volkan olsun, Mehmet abi olsun, kampani direktörleri olsun, çalıştıkları, faydalandıkları çok güzel şeyler oluyor. O yüzden ben de çok mutlu olarak seyrediyorum. İzmir'de sürekli temsilleri görüyorum. İstanbul'a geldiğinde her temsili kaçırmamaya çalışıyorum. Evet. O yüzden çok mutlu. İstanbul için en büyük arzum inşallah AKM'yi görmek. Tabii ki sende ve de genç arkadaşlarımızda, kardeşlerimizde o büyük sahnede, o muhteşem sahnede dans ediyor olmaları. Onlara da sevgi ve disiplinli bir şekilde çalışmalarını, her şeyin de çok güzel olacağını düşünerekten hepinizi öpüyorum. Çok teşekkürler. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Oktay abicim çok teşekkür ediyoruz. Çok sevgiler. Benden de sizlere. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyorum şimdi. Teşekkürler. Evet. Şimdi Türkiye turumuzda İstanbul semalarında dolaşalım birazcık. Ve İlkeciğim. Ayla Sunal, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ne kadar güzel bir program. Yani elimden geldiğince işte birazcık müthiş, bu aksaklıklar olsa. Ne kadar özlemişiz herkesi. Burada buluştuk hepimiz. Müthiş. Çok teşekkürler böyle bir şey yaptığın için. Dünya Dans Günü'nde çok anlamlı oldu. Çok iyi geldi ruhumuza hepimizin. Ne güzel. Çok sevindim. Dans günümüz kutlu olsun. Dans günümüz kutlu olsun. Dansa gönül veren herkesin dans günü kutlu olsun. Ben burada atamıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada bu mesleği yapabilmemizi sağladı. 1936'da bir konservatuvar kurulma emri verdi. Daha sonra 1948'de Yeşilköy'de Ankara, daha sonra 1950'de Ankara'ya gelen bale bölümü kuruldu. Ben atamıza buradan teşekkür ediyorum. Hepimiz onun sayesinde burada beraberiz. Evet arkadaşlar, Ayşem Sunal bilmeyenler için dünyada Belçika Kraliyet Balesi'nde 18 sene dans etmiş. Türk balemizi en güzel şekilde temsil etmiş. Ülkemizde de dans etmiş. Şu anda da İstanbul Devlet Opera Balemizin bale bölümü direktörlerinden baş koreografımız Ayşem Sunal'dır. Temsili olarak buluşmak istedim. Diğer şehirlerdeki direktörlerimizle de buluşurken seni de es geçmek istemedim. Yani daha çok daha çok herkesle buluşmak tabii ki çok isterim ama gerçekten çok zor bir şey, kolay bir şey değil yani hani. Onun için temsili olarak seçtim diğer şehirlerimizden ama biraz sonra son birkaç kişiyle de onlarla daha önceden sözleştiğimiz için bağlantılara devam ediyor olacağım. Duyuyor musun yok, beni? Yok, sesin gitti İlkeciğim. Şimdi duyuyorum. Tamam, süper. Canım ben benim. Dünya Dans Günü için ya öncelikle sana tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel hepimizi bir araya getirdin. Bu pandemi günlerinde gerçekten hepimiz evde zorlanıyoruz ama sevgili Mehmet Balkan'ın da dediği gibi bize güzel öğretileri oldu. Bazı şeyleri anladık diyelim, bazı şeyleri özlememizi sağladı. Hatta bazı şeylere daha dikkatli olmamızı sağladı. O koşuşturmanın arasında çok da belki önem veremiyormuşuz, o çarkın içine girip dönüyormuşuz, onları görmemizi sağladı. Dünya bir dinlenmek istedi.
Bu yıl evet çok farklı. Dünya Dans Günü'ne evimizden kutluyoruz. Sen çok güzel başlattın. Corona Day One, Day One ilk ekodal class müthişti. Biz de senden rica ettik İstanbul sayfamızda. Çok güzel canlı dersler veriyorsun. Gerçekten ben bile yapıyorum artık. çok evet, sağ ol. Biz idare olarak da beraber çalıştığımız için ilk evde hani 7-24 değil de 7-18 beraberiz. Sanırım yayın şeyden dolayı gidiyor. Biz burada ilk Zoom'dan ders yapıyoruz. Şöyle yapayım. Aynı zamanda hostluk yapıyoruz o. İstanbul Baresi Zoom'dan ders yapıyor. O yüzden yayını o da etkiliyor olabilir diye düşünüyorum. O yüzden olabilir. Tamam. Çıkacağım ki siz rahat konuşun diye. Tamam. Tekrar herkesin Dünya Dans Günü'nü kutluyorum. Umarım sağlıkla tekrar sahnelere döndüğümüz günlerde hep beraber olma dileğiyle. Çok teşekkürler. Harika. Görüşürüz Ayşemciğim. İyi bak kendine. Sen. Arkadaşlar, bir diğer bağlantım için şu anda istek gönderiyorum. Umarım müsaittir. Olmazsa bir sonraki kişiye geçelim. İlkeciğim. Sibel'cim. Çok güzel seni görmek. Seni de ne güzel buluşturdun herkesi. Çok şahane oldu. Bugünün hediyesi oldu gerçekten bir araya gelmek. Böyle jenerasyon süper. Çok duygulu. Gerçekten Ömer. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? İyi gidiyor. Yani dersler yapıyorum ben de. Hani hiç ummuyordum bu online hayatın içine girerek böyle yoğun bir şekilde akacağımı bu süreçte ama güzel bir şekilde böyle işte yoga dersleri, baleler, tiyatrocu öğrencilerimle hareket dersleri derken nasıl geçiyor hafta anlamıyorum. Öyle yoğun bir akış oldu. Mutlu oldum tabii ben de böyle. Tabii. İyi oldu. Senin derslerine katılmayı da çok istedim bu arada ama saatler çabuk giremiyorum. Yoksa kendi kendime dedim belki biraz bir şeyler yapabilirim ucundan. Yok, ama mutlu oluyorum gerçekten. Sizlerin bu kadar aktif olmanız son derece mutluluk verici yani. Hepinizi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Sibel Sürel yıllarca İstanbul'da Yatok Arabalemizi yurt içi ve yurt dışında temsil etmiş. Çok çok özel. Oktay abi Hülyoslar döneminden. Bizim Kleopatra, Antonius Kleopatra'na hiç unutamam. Ya, orada teşekkür aşk teşekkür olmuştum sana yani gerçekten. Aşk hocam. Dönelim. Özlüyor insan. Çok özlüyor. Ne kadar ya güzel. Ne kadar. Yani böyle belli başlı eserler ya bu bazı eserler galiba çok akılda kalıyor değil mi? Yani Antonius Kleopatra hakikaten hala hatırlanıyor olması çok hoş bizim için, hepimiz için. Evet, yani enteresan zamanlardı. Neoklasik eserlerin de çok bilinmediği dönemde çok değişik olmuştu gerçekten. Güzel hatırlıyoruz. Yayın acaba akışta mı İlke? Ses mi gitti? Benim mi gitti? İkimizin de mi gitti? Öyle mi? Bir daha mı çıkıp girelim acaba? Son. Bu son. Bu son denemem arkadaşlar. Zaten iki kişi daha kaldı ama Sibel Sürel'le tekrar bağlanmak istiyorum. En son yani biliyorum siz duydunuz belki ama tekrar bir babay demek çok isterim. Evet.
İlkeciğim. Tamam, buradayım. Çok süper. Nerede gitti bilmiyorum. Benim sesim neredesin? Ya ben keşke diyorum devam etsen bu şey programını sen. Ha, bütün böyle bale camiasından değil mi? Dansçılarla, hocalarla, direktörlerimizle. Ne güzel olur. Yani buluşacak çok insan var. Evet, çok insan var. Düşünüyorum, herkesi farklı bir platformda buluşturmaya çalışacağım. Şimdi hani bugün Dünya Dans Günü için bu şekilde buluştuk. Evet. Önümüzdeki günlerde belki başka şekilde farklı sanatçılarla buluşmak süpersin. İstiyorum. Süper. Süpersin. Çok kutluyorum ben de Dünya Dans Günü'nü. Bütün emektar dansçıların, hocalarımızın, gençlerimizin, konservatuardaki küçüklerimizin, arkadan gelen, emek veren, dansa gönül veren herkesin Dünya Dans Günü kutlu olsun. İnşallah nicelerini kutlayalım hep birlikte. Sahnelerde, AKM sahnesinde hep birlikte buluşalım inşallah. Umuyorum, umuyorum. Dileyim. Çok çok. Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. Çok sevgiler Sibel. Hoşça kal. Benden de canım benim. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Son iki kişi kaldı. Ve... Selam İlkeciğim. Geliyor geliyor. Sen konuş Alper abla. Ben konuşunca ses gidiyor çünkü. Vay, sesin bile etkiliyor yani. Merhaba canım benim. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel konukların var. Eminim Sibel'in de temennisi ileride hayata geçer. Birçok değerli baleye gönül vermiş, emek vermiş sanatçıları da tekrar sen buluşturabilirsin diye düşünüyorum. Öncelikle dansı kalbinde hisseden herkesin Dünya Dans Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum ben. Duyabiliyor musun? Evet Ayfer ablacığım. Evet. Ya tabii ben de herkes gibi biraz buruk ve biraz tuhaf hissetmiyor değilim. Dansçılık zamanımızda 29 Nisan dendi mi ya sahne üzerinde dans eder olurduk. Daha sonra hani biraz dansı bıraktıktan sonra ya çalıştırıcılık ya sahne arkası görevlerimizle hep aktif olmaya alıştık. Daha sonra seyirci koltuğuna geçip çalıştırdığımız güzel dansçıların parlaklığını seyrederek geçirmeye başladık. Sonra da çocuklarla, öğrencilerle temsillerde buluşmaya alıştık. Yani biraz zor geliyor tabii bu evde kalma süreci. Ama bu bir tek bizim yaşadığımız bir şey değil. Global bir şey. Tüm dünyada aynı anda senkronize gerçekleşen bir şey diye biraz avunuyorum. Bütün sahneler perdelerini kapatmak zorunda kaldılar. Bir suskunluk dönemine girdiler. Ama biliyorsun her suskunluk dönemi müthiş bir yaratıcılığı da barındırıyor içinde. Geri dönüş müthiş olacak diye düşünüyorum ben. Umuyorum. Umuyoruz. Evet, evet, evet. Umuyorum. Evet. Çok özledik gerçekten çalışmalarımızı hep beraber. Ama çok güzel çalışıyorsunuz İlkeciğim. Sen güzel dersler veriyorsun. Online, Zoom'dan opera bale dersi yapıyor. Güzel konukları var. Ayşem güzel hocalar davet ediyor. Kendi güzel hocalarımızın yanı sıra. Aslında bir yerde... Bu suskunluk dönemi herkesi de bir şekilde birbirine bağladı internet ortamında biliyorsun. Yurt dışında bütün önemli topluluklar yayınlarını açtılar. İzleyemediğimiz, göremediğimiz birçok yayına ulaşmaya, esere ulaşmaya başladık. Güzel hocalar, gerek konservatuar öğrencilerinin, gerek opera balelerin, dansçıları, kaliteli dersler izlemeye başladık. Bir yandan biraz zenginleşiyoruz ama tabii
çok uzun sürmemesini temenni ediyorum bu sürecin. Yani biz çünkü mekanı kullanan bir sanat dalıyla uğraştığımız için dar gelmeye başladı yerlerimiz. Biraz uzun sürdü bu süreç. Umuyorum kısa sürede bu dönemi atlatırız. Bir de tabii çok büyük kayıplar verdi dünya bu süreçte. Onlar için ne kadar üzüldüğümü dile getirmek istiyorum. Umarım en kısa sürede kendini tamamlar. Mehmet abi de konuşmanın başında çok güzel söylemişti. Çok yıprattık biz bir dünyayı diye. Umuyorum önce dünyanın kıymetini biliriz. Yeşilimizin, havamızın, denizimizin, topraklarımızın, sınırlarımızın, saygının, sevginin, mesleğimizin kıymetini biliriz. En kısa sürede her şey inşallah rayına oturur ve daha nice güzel 29 Nisan'ları canlı olarak seyirciyle birlikte kutlama şansına erişiriz. Çok teşekkür ediyorum İlkeciğim. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.